Söz hakkı kime aittir? Söz hakkı evet herkes kendi hayatı üzerinde söz hakkına sahiptir. Kendi hayatı için söz söyleyebilir, böyle bir hakka sahiptir. Ama asıl söz hakkına sahip olan gene Allah'tır. Eğer mülk Allah'ınsa dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır buyurdu. Allah ayet-i kerimede kullar da onun kuluysa bu durumda hem dünyada hem ahirette hem kulları üzerinde söz hakkına sahip olan Allah'tır. Eğer biz söz hakkını Allah'a vermezsek mutlaka söz hakkını birilerine veririz, vermişizdir. O söz hakkını, o konuşma hakkını, o tercih hakkını, o bakış hakkını ya nefsimize, ya şeytana, ya da birilerine vermişiz ki bu, insanın kendi aklını kullanması değildir. Aklını kullanmak bu değildir. Birilerine aklımızı, kendimizi kullandırmış oluruz. Dolayısıyla aslında farkında olsak da olmasak da onun kuli olmuş oluruz. Ya nefsimizin kuli kölesi, ya şeytanın kuli kölesi ya da başkalarının kuli kölesi olmuş oluruz. İnsan hiçbir zaman kul olmaktan kurtulamaz. Ya Allah'a kul olur ya da nefsine kul olur. Şeytana kul olur. Başkalarına kul olur. Eğer Allah'a kul olmazsa Allah'ı Rab olarak, ilah olarak kabul etmezse Allah'ın yerine başka Rabler edinir. Hem de bir tane değil. Birçok Rabler edinir hangi konuda kimin söylediğini tercih etmişse o onun Rabbi olmuş olur, o onun ilahi olmuş olur. Onun bakışıyla bakmış olur, onun tercihiyle tercih etmiş olur ki ona tabi olmuş olur, ona uymuş olur, ona itaat etmiş olur. Dolayısıyla sevdiği de oymuş, iman ettiği de oymuş. İster bunun farkında olsun, ister farkında olmasın. Hayatının herhangi bir yerinde eğer söz hakkını bir başkasına tanıyorsa, eğer o da Allah'ın dışında Allah'tan başka bir hüküm vermişse onu ilah edinmiş demektir. Onu Allah'ın önüne koydu demektir.